Of, çok canım sıkılıyor. Kimse benimle oynamıyor. Gül, anneciğim bu ne hal? Anne bak, ben prenses aldım. Bir de giymiş incecik üstüne kış günü. Hey Allah! Hele hele! Bu başına taktığın tokalar ablanın mıdır? Evet. Ha, git çabuk çıkar üstünü ablan görmeden, haydi. Ablam yok ki. Nasıl yok? Baktım her yere yok işte anne. Hamuş, seninle oyun oynayalım mı? Yenge, ne zaman ısınacak kavurma? Allah Allah, dur bakalım. Şu iyidir herhalde. Al bakalım, ama sana bunu vereceğim, ondan sonra ayak altında dolaşmayacaksın, içeriye gideceksin, tamam mı Gül? Gül değil, Gül Hanım diyeceksin. Dedem bana annesinin ismini vermiş. Onun annesinin ismi Gül Hanım. Tokalı deli Gül Hanım da diyorlar mıymış? Al bakayım. Hop Gül Hanım. Bırak yiyeceğim. Yenge üfle. Ha, yengenin işi gücü yok, sen ağzını üfleyeceydin. Yiyorum. Aç. Tamam tamam, bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Ya bak hele ya, bak hele şu cimcimeli hareketlere bak. Kız hele bir de böyle boncuk boncuk bakıyorsun ya. Yemin ederim seni ben doğursam anca bu kadar benzerdin ha Yaren ablana. Ne alakası var? Ben bir kere babama benziyorum. Beni de annem doğurdu. İyi ki de sen doğmamışsın. Dede, at binmek kötü bir şey değil ki. Ben de büyünce ben de at bineceğim. Miran bizi arar bence. O kadar da kızmamıştır. Bak, ben sana demiştim abla. Geldi Miran'ın annesi. En güzel kız. Aha da bu. Değil mi kız? Gülüm, ne oldu sana abicim? Oy kurban olurum ben sana. O boncuk yaşlar ne? Neden ağlıyorsun kuzum? Söyle Hamuş'a. Söylemem. Aa, söyle gülüm. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ha? Miran'la ben evlenmek istiyordum. Ama ablam ayıp olur diye söylemiyordum. Ya gülüyorsunuz işte. Biz sana hiç güler miyiz Gül Hanım? Ha? Ah canım. Kız, sevdalandın mı sen? İmkansız aşk ama. Oy kuzum, kıyamam ben sana. Gel biz sana gelinliğini giydirelim. Oldu mu? Belki acın hafifler. Gel, hadi. Amca bak, ben gelin oldum. Babam bana küçük gelinlik aldı. Aman. Pek de güzel olmuşsun. Ablanı geçeceğim vallahi. Kızım, ben de seni arıyorum. Daha kahvaltı etmeden giyindin mi sen? Üstünü başını batıracaksın erkenden. Ablacığım, ben de gideyim. Misafirlere ayıp olmasın. Sen üzülme, tamam mı? Geliyorum. Mira, oğlum. Gelinin kardeşiyle bir pazarlık yapalım da. Bakalım kaça hafifliyormuş sandıklar. Sandıklar kaça hafifliyor küçük hanım? Çok vermene gerek yok Miran'cığım. Babam zaten bizi teminledi o kadar fazla istemeyelim diye. Hem de hepimize para dağıttı. Oho benim çok param var. İstersen sana da biraz verebilirim. Hadi benim düşük çeneli kızım. Gül Hanım, müsaade var mı? Çıkabilir miyiz? Çıksınlar. Yarın abla, yarın ama. Ne var? Benimle balon almaya gelsene. Üf Gül, vallahi hiç uğraşamam, Rıza ile git. Ama Rıza abim yok ki. Allah aşkına gel, ne olur. Bir de ant veriyor ya. Azat abim olsaydı götürürdü beni. Ne var gelsen 2 dakikada gelir gideriz. Tamam.
Hadi gel gidelim. Hadi. Balonum kaçtı gitti elimden. Çok güzel balondu. Böyle kıpkırmızıydı. Gene alırız annem. Ya istediğin balon olsun. 10 tane, 100 tane alırız. Yavrum haydi bir kaşık iç ne olursun. Doktor yemezse ayaklanmaz dedi. O zaman birlikte gideriz balon bakmaya, he mi? Babamla ablam nerede anne? Beni görmeye gelmeyecekler mi? Onlar gelmeden yemeyeceğim. Kızım, ye ki seni daha iyi görsünler. Hem baban sana bir sürü balon alacakmış. Babam balon alırken ben de eve gideyim senin prenses kıyafetini getireyim. He mi Gül Ana? Tamam. İyi düşündün Nigar Ana. Hem temiz çamaşırı temiz elbise de getiriver. Hepsini getiririm sen merak etme. Hamuş ablamı da getir tamam mı? Ben gideyim hemen gelirim. Hadi. Bana yeni balon al, bir tek elini koy. Ah kızım, sen iyileş bak ben sana neler alacağım neler. Ablam geldi mi baba? Gelecek kuzum, sen iyileş ablan da gelecek hiç merak etme sen. Gözünü açar açmaz balon istemişsin. O kaçan balon çok güzeldi. Böyle kıpkırmızıydı ama olsun bunlar da güzel. Gülüm benim, sana tüm balonlar feda olsun. Amcan kurban. Aa dedem, ben artık kesin hanıma aldım biliyor musun? Nasıl oldu o? Hani sen büyüyünce benim anam gibi hanıma alacaksın diyordun ya. Ben de büyüdüm işte. Nasıl büyüdün? Ben vuruldum ya, çocuklar vurulmaz ki. Gülüm hoş geldin. Oy güzeller güzelim gelmiş. Seni beklerken gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Sen geleceksin diye öyle güzel yemekler yaptık ki. Kız özledin mi bizi? Hepinizi özledim. Oy Allah'ım sana şükürler olsun ki sağ salim döndü. Amcasının Gülüm hoş geldin, hoş geldin. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun tekrar. Gül. Abla. Hoş geldin. Gül. Abim. Havuzumdan çıkarayım seni odana. Hayır. İstemem. Yere ineceğim. Baba indir beni. Kızım dur. Dur. Tamam sakın koşma anne. Koşma kızım. Abla ben geldim. Evine hoş geldin. Çok mu özledin beni? Özledim tabii. Hele şükür. Evine döndü dedesinin Gül Hanım'ı. Ya dönmeseydim, ya bana bir şey olsaydı, o zaman üzülür müydün dede? Üzülürdüm. Sana bir şey olursa, ben kahrolurum, boncuk gözlüm. O zaman ablamı getir, Miranda. Sen koskoca ağasın, ağa dedemsin. Benim canım dedemsin. Eğer ablam gelmezse bana bir şey olur sonra. Sen de çok üzülürsün. Yavrum, odana çıkalım. Ablanı da getireceğiz. Ablamın odasında o zaman. Onun odasında bekleyeceğim ablamı. Ablam, düğün çorbası yaptık ha. Siz çıkın ben getireyim hemen. Ablam gelmeden yemeyeceğim. Ablamın odasına. Aman, aman, aman. Bak burada ne varmış. Gül Hanım'ın en sevdiği çorba.
Oh, mis gibi de kokuyor. Haydi bakalım. Bir kaşık. Haydi. İstemiyorum, sen ye. Geleceğim diye senin en sevdiğin böreği yaptım. Haydi bir lokma hatırım için kuzum. İstemiyorum ben. O zaman benim gül kızım, güllü muhallebiyesi. Yemeyeceğim işte. Yok anam, bu böyle olmayacak. Ama son bir kozum var. Yani bıraksın diye göbeğimiz çatladı da yeter ki içsin de gene başlasın ha. Gülüm, bak bende ne var? O benim bir burunum. Evet, evet. Hem de içi süt dolu. Al bakalım. İstemiyorum ben. Ben ablamı istiyorum. Abla, rüyama mı geldin? Rüya değil ablam. Seni görmeye geldim. Abla, seni çok bekledim. Geldim ablacığım. Oh, geldim. Yemek yemiyormuşsun. Senin gelmen için yaptım, yoksa tokum ki. Oh. İyisin değil mi? Üzülme abla. Hiç acımadı ki. Vallahi billahi. Sana bir şey olursa ben ölürüm gülüm benim. Annemi de uyandıralım. Yok yok. Kimseye haber etmek yok, tamam mı? Annem de seni çok özledi. Neden? Çünkü ben en çok seni görmek istiyorum. Onda. Abla niye bu saatte geldin? Sokakta korkmasın mı? Korkmadım abla. Miran'la geldim. Miran nerede? Miran da gelecekti. Ama saat çok geçiyor, ondan gelemedi abla. Gelsin ama. Ben onu çok özledim. Beni hiç aramadı. Hastanede bekledim, gelmedi. Bir çiçek bile almadı. Yoksa üzülmesin diye söylemediniz mi? Yüzünlü yüzgün, Miran seni sevmiyor mu artık? Sevmez olur mu? Çok seviyor. Hem çok iyi davranıyor bana. El üstünde tutuyor. Sana her gün çikolata alıyor mu? Balon, sakız. Beyaz Siyah da götürüyor mu seni pikniğe? Hani babamın bizi götürdüğü gibi. Eviniz güzel mi? Çok güzel. Kocaman böyle, saray gibi. İyileşince gelirsin değil mi? Çok mutluyum ben. Sen beni hiç düşünme, tamam mı? Abla, senin gelinliğin duruyor mu? Onu bana ver. Çünkü benimkisi kirlenmiş. Hani vuruldum ya ben, o zaman kan olmuş. Anneme sordum nerede diye, atmışlar. Aslında yıkasak çıkardı. Ben sana daha güzelini alırım. Ne zaman? Yarın mı? En kısa zamanda. Abla, sen hep mis gibi kokuyorsun. Böyle çiçek gibi. Hastayken seni rüyamda gördüm. Beraber balonları tutunup uçuyorduk.
çok gülüyorduk. Demek ki çok mutlu olduğun için çok mutlu görmüşüm seni. Çok mutluyum ben. Abla sen ağlama. Tamam istersen gelme ama yeter ki ağlama. Tamam ablacığım ağlamayacağım bir daha. Tamam. O zaman bana anneni söyle. Miran gelmiş. Miran. Ben de ablam gitti sandım. Sürpriz yapmış. Seninle gelmiş. Evet. Sürpriz yaptım sana. Ben dedim Miran'la ablamı bir tek ağa dedem getirebilir dedim. Sen niye kalktın? Hadi odana dön Gül Hanım. Beni görmeye geldin değil mi? Evet. Seni görmeye geldim. Ben seni çok özledim. Siz bu akşam burada mı kalacaksınız? Gül Hanım. Yeter bu kadar. Hadi git yat. Ya yatmayacağım dedim. Miran'la ablam burada. Biz şimdi gidelim. Sen sonra bize kalmaya gelirsin. Olur mu? Yeni evinize mi? Evet. Yeni evimize. Anlaştık mı? Tamam. Biz gidelim artık. Geçireceğim kapıya. Kızıyorum ama. Ben geçiririm. Ya olmaz dede. Zaten Miran'ı çok az gördüm. Beni almaya geleceksin. Sizde kalacağım ben, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Ablacığım, hemen yatıp uyuyacaksın. Yemeklerini de ye, tamam mı? Tamam, yerim. Zaten aç kalmak çok zormuş. Allah'a emanet ol gülüm. Kimse yokken bulmam lazım. Çok uzakta. Thank you.
Her şeyi Melike yapsın. Kahvaltıyı Melike hazırlasın. Çay suyunu koymamışlar. E süt de burada. Ya ekşiyecek ya. Sıcak ekmek aldım Melike. Hay sen çok yaşa. Çıtır vallahi. Bir peynir, bir şey koy arasına da iki lokma yiyelim. Ben kendime yapayım. Sağ olasın Melike. Eline sağlık. Afiyet olsun. Rıza, sence dizilerdeki gibi aşklar vardır? Nereden aklına geldi kızım şimdi sabah sabah? Vardır herhalde. Yani aşk olmazsa bu kadar yuva nasıl kurulacak? Ha, değil mi? Aşk doktorları diyor ki aşkı başka yerlerde ararken aslında aşk yanı başınızda olabilir. Gözünüzü dört açın diyorlar. Yani ben onların yalancısıyım. Ya nasıl fark etmedim ben bunu? Neyi fark etmedin Rıza? Kızım soğan koymuşsun sen bunun içine. Cuma'ya gideceğim. Camide kokacak ya. O ne be? Fare varmış. O biberon ne? Ana, yemek çalmaya inmiş. Çalmadım. Biberonumu özledim. He Gül Hanım he. Bıraktıydın ya biberonu. Geçen gün de içmedin. Anan duymasın. Sen de söyleme o zaman. Yoksa ben de aşkla konuştuğunuzu söylerim. Ne aşkı? Yok öyle bir şey. Gülüm tövbe aşk maşk yok. Duydum ki. Ben duydum ki. Duydum. Ay. Gel buraya minik fare seni. Hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı sabahlar kızım. Günaydın, günaydın Gül Hanım. Şimdi o kadar çok yiyeceğim ki. Karnım. Çok gün olacak. İnşallah patlamaz. Gül. Annem. Anam sen hani ablan gelene kadar yemek yemeyecektin. Ne oldu da bıraktın grevi? Ablam geldi ya. O yüzden yiyorum. Bir de Meren abi geldi. Çiçeğim, gülüm, iyisin değil mi kızım? Ne demek ablam geldi? Aa dedem, Miran abimle ablamı getirmiştim gece. Yok canım, olmaz öyle şey. Sen rüya görmüşsündür gülüm. Rüya değil, gerçekten geldiler. Anne. Söyle anne. Anne. Neden bavul hazırlıyorsun? Bir yere mi gideceğiz yoksa? Gideceğiz ya gülüm. Hepimiz mi? Sen, ben, baban, ablan, hepimiz. Miran? Miran gelmeyecek mi? O sonra gelecek. Yaşasın! Hadi o zaman anne. Hemen hazırla, hemen gidelim. Baban gelsin, o ne zaman derse o zaman gideceğiz. Tamam mı? Az benim işim kaldı, sonra seni yedireceğim. Sen şimdi in Melike ablanın yanına, beni bekle, tamam mı anne? Eda nereye gideceğimizi söylemedin. Yuna Park'a da gidecek miyiz? Gideceğiz, gideceğiz. Tatile? Bak, bu ikimizin sırrı. Tamam mı çiçeğim? Bunu kimseye söyleme, he mi? Tamam anne. Koşmadan git. Gül Hanım,
Ne oldu? Yüzünde gülücükler açmış. Çok mutluyum ama nedenini söyleyemem. Çünkü bu bir sır. Öyle mi? Ne sırrı? Dedeye de söyleyemez misin? Tamam, sana söyleyeyim bari. Ama ikimizin arasında sır, tamam mı? Tamam. Biz çok güzel bir tatile gidiyoruz. Tatil mi? Ne tatili? Annem şimdi eşyalarımızı hazırlıyor. Babam, ben, annem, bir de ablam tatile gidiyoruz. Ama istersen sen de gelebilirsin. Tamam Gül Hanım. Hadi bakalım sen şimdi mutfağa git. İstediğin kadar reçelye yine de tatlı olamazsın. Annem yürü. Dinle papuç kardeş. Şişeyim gel sen benimle kusun. Ben kötü bir şey demedim ki babacığım. Beni ablamın yanına götürür müsün? Onun gözyaşlarının aşağı düşmesini istemiyorum. Onları ben tutarım. Gel kuzum gel. Sen elbet kötü bir şey söylemedin kuzum. Elbet söylemedin. Gül kızım. Ne yapıyorsun bakalım sen buralarda tek başına? Benim adım Gül değil Gül Hanım. Adımı bilmediğine göre sen yabancısın. Annem dedi ki yabancılarla konuşma. Kayıp mı oldun yoksa sen? Ben kaybolmam, tamam mı? Babam şu karşıda arabayı park ediyor. Onun yanına gidiyorum ben. Hazır ağalara selam söyle. Gül Hanım. Sen nereye gidiyorsun bakayım de hele? Dedem bakkaldan bir şey istedi. Sen artık büyüdün. Tek başına gidebilirsin dedi. Gül Hanım. Tamam tamam. Bakkala değil, Miran'ı bulmaya gidiyordum. Kuzum, senin ne işin var orada? Miran'cımla konuşacağım ben. Ablamı geri getir diyeceğim. Eğer bana yardım edersen sadece ablam değil Melike de gelir biliyor musun? Rıza abi senle bir anlaşma yapalım. Beni Miran'ın yanına götür. Ama ben onların kapısına gidemem ki. Olmaz yani. Ya lütfen Rıza abi lütfen. Sen bir köşede beklersin beni ileriye bırakırsın. Olmaz mı? Bana mı acıcık konuşup dönerim? Söz. Ah Rıza, çocuk aklını uyup da başına iş almasın inşallah. Oh, Miran'ın arabası bu. Miran'ın, ne işin var senin burada? Seninle konuşmam lazım ama gizli. Abicim sen bir gir içeri. Evet, anlat bakalım Gül Hanım, seni dinliyorum. Miran'cığım, ablam yok, gitti. Nasıl gitti? Gitmiş işte, bir mektup bırakıp gitmiş. Azat abimle evlenmek istemiyormuş. Ne dedin? Azat abim çok üzüldü. Allah da çok bağırdı. Zaten insan iki kişiyle evlenemez ki. Değil mi Miran? Nereye gitmiş peki biliyor musun?
Melike ablamların köyüne. Zaten ablam çok üzülüyordu. Hep ağlıyordu. Miran, ağlamasın artık ablam. Lütfen. Tamam. Tamam. Ağlamayacak. Fırat abisi. Sen Gül Hanım'ı Şadoğlu konağına götür hadi. Teşekkür ederim ama benim adamım bekliyor. Kimmiş senin adamın? Rıza abi. İyi, hadi gel bakalım. Hadi koş o zaman Rıza abinin yanına. Mirancığım, Melike'ye de söyle. Rıza da onu bekliyor. Ben sana teşekkür ederim. Gül Hanım'ın biraz canı sıkılmış, gezmeye çıkmış. Ben de yolda buldum, getirdim. Değil mi Gül Hanım? Evet, evet. Azat abim bağırınca biraz kafam şişti. Ben de kafa dinlemeye gittim. Bak çiçeğim, bir daha sakın öyle tek başına dışarıya çıkma, değil mi? Bize söyle sen nereye gitmek istiyorsun, biz götürelim seni. Tamam ama siz de söz verin. Bir daha kimse bağırmasın, tamam mı? Tamam anne. Oh benim kuzum. Gel sen anne. Uy çiçeğim. Çok korktum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim, çok şükür. Sen de artık bir ot yesin. Başını yastığa rahatça koyasın, değil mi? Bir oh demek mümkün müdür Hazar Bey? Kim bilir yine ne derdimiz var. Çiçeğim. Niye sakladın güzel yüzünü bizden? Gel kuzum, gel. Acaba bir yaramazlık mı etti? Yok yok, annesi yapmaz bizim kızımız öyle. Tabii canım, benim kızım çok akıllıdır. Gel kuzum gel. Annesinin bir tanesidir o. Seni gülerken görmeyi ne çok özlemişim be Zehra. Sen hep güle mi? Oh kuzum benim. Geceden beri kaçıyorsun. Şimdi söyleyeceksin anneye. Ne saklıyorsun sen? Öf, dayanamayacağım galiba. Hem zaten canları da gördüm. Yine heyecanlandım. Bir yaramazlıkla yaşamak çok zor Caner. Gül Hanım yaramazlık yapar mı hiç canım? Söyle hemen annesine. Haydi söyle. Haydi annem söyle. Gül anne sen ne yaptın? Hay Allah'ım yarabbim. Kız Gül Hanım, sen ne dedin de annen tutuştu kaçtı? Caner'cim parka gidelim mi? Hem istersen yarın ablamı da götürürüz. Yok, yarın ablam büyüdü artık. Ben seni götüreyim. Yaşasın. Yargın ablam yine geldin. Bir kerecik yaramazlık işe yaradı. Ablamın bir an mı getirdi babacığım? Hayır çiçeğim, ben getirdim. Ben kötü bir şey yapmadım babacığım. Bana kızgın mısın? Değilim bebeğim, değilim. Ama sen de artık tek başına iş yapmayacaksın. Ha? Miran'la konuşmak da yok. Niye getirdin yine bu kızı buraya? Öyle güzel sarılalım diye o kadar çok rahattım ki. Teşekkürler Allah'cığım. Bundan sonra hep böyle sarılacağız çiçeğim. Hep böyle sarılacağız. Hazır mısın Zehra? Allah kimse evlatlarıyla sınamasın. Bence Yaren'in damadı Mirancığım gibi yakışıklı değildir. Onun gözleri böyle sabah yediğim bal gibi de değildir. Sarılınca da çok güzel kokmuyordur. Yürü haydi yürü, açıldı gene çenemiz. Gül, ne yapıyorsun?
Sen benim yüzümü mü ezberliyorsun? Yo. Sadece Miran mı? Sen mi? Karar veremiyorum. Sen nasıl bir şeysin? Günaydın. Neye gülüyorsunuz böyle? Günaydın. Sen neye gülüyorsun bakalım? Hiç. Ben bir komiklik yaptım da ona gülüyorum. Oy, ben seni yerim. Ben seni yerim. Bal mı sürmüşler bu yanaklara, çikolata mı sürmüşler? Anne, sen benim yanağıma ne sürdün? Gülüm, ne oldu sana? Ne bu surat böyle? Birazcık başım ağrıyor. Başın mı ağrıyor? Nasıl, yara yedin mi? Yok yok, korkma. Şekerim düştü galiba. Dondurma yesem geçer ama kimse beni bakkala götürmüyor. Ay, demek dondurma yersen geçecek. Evet evet. Çikolatalı dondurma bana çok iyi geliyor. Abla, götürür müsün beni bakkala? Oy. Kurban olurum sana, götürmez olur muyum? Hadi. Geç ablacığım. Olsun. Adidan bana kağıt paralardan vermişti. Yani sana bile alsak yeter. Ya hadi koy bakalım parayı cebine. Ya azıcık hızlı yürü. Çabuk gidip gelelim. Sağ ol Gül Hanım. Abla, çok önemli bir konuşma dedi. Bence Miran'ın aldığı kelebekli yüzük daha güzeldi. Onu böyle takınca sanki içimde kelebekler uçuşuyordu. Bunun içi boş gibi. Bunu takınca hiç mutlu olmadım. Gülüm, annem o yüzüğü ablana ver haydi. Tamam anne. Al abla, zaten bana büyük geldi. Abla, benimle bir gelsene. Ablacığım, gitmek lazım şimdi. Misafirler bekliyor. Abla lütfen. Gülüm, ne balonu şimdi? İçeride herkes beni bekliyor. Ama sadece kına zamanlarında geliyor baloncu. Balon almak için sürekli kına yapamayız değil mi ablacığım? Nereden bulacağız biz baloncuyu? İyi tamam, ama hemen geri döneceğiz, tamam mı? Sen gel, döneriz biz hemen. Çabuk hadi. Şimdi? Gül'le karıştırıyorsun sen yine. O sana söyler. Kim ne söyleyecek bana?